Eşim beni anlamıyor. Burada bir sorun yok mu? Var. Yemek hazır mı hayatım? Tamam. Hadi bakalım yiyelim. Nasıl? İyi, iyi. Vallahi iyi. Kadın erkek işte olur mu ya? Baksana Ayşe abla diyor. Sana bir şey anlatayım mı diyor. Böyle böyle. Tamam anladım. Zızızızız kapat. Merhaba Zafer Hocam. Merhabalar. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? İyiyim. Şahanesiniz. İyiyim. Eyvallah. Sıradaki soru, hocam eşim beni anlamıyor, kendimi nasıl anlatabilirim? Evet, eşim beni anlamıyor. Şimdi burada aslında paradoksal bir durum var. Hani Sokrat tekniği diyorlar buna da. Eşim beni anlamıyor mu, ben mi kendimi iyi anlatamıyorum? Ya da yanlış yöntem kullanıyorum. Bana hiç kimse, hocam ben nasıl bir yöntem kullanıyorum, yanlış mıyım diye hiç soran olmadı daha. Herkes ne diyor biliyor musun? Eşim beni anlamıyor. Ya sorun hep karşıda. Evet. Peki eşi geliyor, ne oluyor? Eşi de ki o karşıyı suçluyor. Peki nasıl oluyor? O zaman kimse düzelmiyor. Şimdi bir kere eşim beni anlamıyor da yanlış yöntem kullanıyorsundur kesin. Niye? Hemen basit bir deney söyleyeceğim, kanıtlayacağım. Eşin Erdal abiyi anlıyor. Kadın söylediyse bunu, yani erkek için söylüyor. Namık abiyi anlıyor. Değil mi? Metin abiyi anlıyor. Selahattin abiyi anlıyor. Bir seni anlamıyor. Değil mi? Burada bir sorun yok mu? Var. Şimdi burada kadınları suçlamak için söylemedim bunu bak. Bunun tersi de var ama erkek sorun etmiyor. Şimdi bana bu soruyu genelde kim soruyor? Kadınlar. Evet. Ne yazık ki. Çoğunlukla kadınlar soruyor. Niye? Çünkü erkeğin anlaşılmak, anlatmak, konuşalım, paylaşalım. Böyle bir ihtiyacı düşük olduğu için Bana dokunmasa daha rahatım gibi bir eğilimi var adamın. Onun için erkeğin burada problem var. Yani beyin çalışma sistematiği bir farklı ya kadında. Hormonal dengeler de farklı. Bundan dolayı böyle bir sorun var yani. Şimdi bir bilimsel gerçekten bahsedeceğim. Bunun çözümünü söyleyeceğim. Bu seriye devam edelim Mücahid'im, hatırlat. Şimdi çok kritik bir şey söyleyeceğim size. Beyinde Wernicke ve Broca alan diye iki bölge var. Konuşma aygıtı diye geçiyor sol hemisferde. Bu konuşmayla ilgili bir özel bir kısım ya. Beynin konuşmayı yöneten kısmı. Kadınlarda 1,5 kat daha büyük. Bilimsel. Gerçek böyle yani. Etinde büyüklük var. Yani konuşma bölgesinin eti daha fazla. Öyle anlatayım yani. Hücre sayısı, birim alanına düşen hücre miktarı. Bağlantı, nöro asosyasyon miktarı daha fazla. Biyolojik fark var yani. Bu ne demek? Kadın daha çok konuşuyor, daha çok anlıyor. Hatta bak dikkat et, küçük kız çocukları, küçük hemen başlıyor bıcır bıcır 7 yaşında. Bülbül erkekten zar zor bir iki kelime alıyorsun, 3 kelime alıyorsun. Tabii geç konuşmanın dışında az konuşuyor, konuşmama eğiliminde. Anneler debeleniyorlar, bana anlatmıyor okulda ne oldu. Kıza hiçbir şey yapmıyorsun ki, kendiliğinden anlatıyor. Konuşmak, anlatmak, iletişim ihtiyacı kadınlarda çok yüksek. Erkeklerde çok düşük. Çok konuşuyordu benim eşim falan. Böyle örnekler vermeyin bana şimdi. Ben normal ortalama, aritmatik ortalamadan bahsediyorum ya. Marjinal vakalar olabilir. Ona girmiyorum. Şimdi burada kritik konu şu. Erkek bu şekilde mekanizma, makinada böyle çalışıyor ya. O zaman soru şu. Biz bir erkeğe kendimizi en iyi nasıl anlatabiliriz? Profesör Doktor Arthur Aaron diye bir adam var. Bu adamın ben çok hayran kaldım. Çok acayip bir çalışma yayınladı. Bu ilişkiler üzerine de çalışmalar var. Dedi ki erkeğin empati duygusunu tetikleyen hormon aslında prolaktin diye bir hormon. Kadında prolaktin yüksek. Hamilelerin duygulanımı falan bu duygusal tetiklemeyi de sağlıyor. Erkekte bunu tetikleyen esas mekanizma ne dersiniz? Göz teması. Bak şöyle söyleyeceğim. Erkeklerin çoğunluğu dikkat et göz teması çok az kuruyor. Sen hiç maç izleyen adamlar gördün mü? Peki sohbet eden kadın gördün mü? Erkekler en güzel sohbeti nerede yapıyor? Ya maçta, maç izlerken, ya bir şey oynarken, bu okey mokey, hani pişpirik bir şeyler yani. Doğru mu? Yani bir faaliyet esnasında az göz teması kurarak, az kelimeyle kendini ifade ettiği erkek sohbeti, erkek muhabbeti diye durum. Doğru mu? Kadınlar nasıl? Sürekli böyle konuşuyor. Yani şurada ya kadın. Baksana Ayşe abla diyor. Sana bir şey anlatayım mı diyor. Böyle böyle. Temaslar, göz teması. Bülbül. Ne anlatıyor. Erkeğe dikkat et. Profesör Arthur Aaron diyor ki eşler arasında iletişimi artırmak istiyorsanız erkeğe 60 saniyeden uzun bakmanın bir yolunu bulun.
Erkekler genelde nasıl yapıyorlar? Şu şekilde yapıyorlar. Yemek hazır mı hayatım? Tamam. Hadi bakalım yiyelim. Nasıl? İyi, iyi. Vallahi iyi. Kısa. 10 saniye, 5 saniyelik göz teması. 5 saniyede hiçbir duyguyu tetikleyemez. Peki niye kaçınıyorlar bundan? Kaçınmıyor böyle. Yani beynini zorlaması gerekiyor erkeğin göz teması kurmak için. O yüzden kadın erkek eşittir tezi çöktü. Kadın erkek eşit olur mu ya? Kadın kesinlikle üstün. Hiç şeysiz üstün yani. Biyolojik kadın, olarak bile yani. Tabii tabii o kadar üstünlüğü var ki kadının. O kadar. Erkek bir tek fiziksel kas olarak üstün, bir de matematik yeteneği daha üstün. Kadının 150 tane yeteneği üstün, erkeğin 3 tane 5 tane. Ama erkeğin ben üstünüm gibi bir şeyi yok. Saçma sapan şiddet olaylarını anlatmıyorum şimdi. Burada onu kastetmiyorum ama. Erkeğin böyle üstünlük şeyi de yok araç. Ya konuşmayalım, az konuşalım. Rahat valla. Böyle yani eğilim. Dikkat et. Kadınlar sohbetsiz hiçbir şeyden lezzet almıyorlar. Konserde bile bir ton yorum yapmasa morali bozulur. Maçta bile yorumlar yapıyorlar. Statta o gürültüde ya. Anlatabildim mi? Onun için bizim kadınımızın yapacağı çok güçlü teknik. Bak eşler arası iletişim ben kendimi nasıl anlatabilirim? Göz teması kurarak bir de suçlayarak konuşmayı durdurman lazım. Hemen savunma mekanizmaları devreye giriyor. Tamam 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 anladım. Zızızızız kapat. Ya ey kadın senin amacın adamın senin duygularını hissetmesi, empati yapması değil mi? Evet. İyi sen şimdi suçlayarak bu sonuca ulaşamadın ki. Adam kapattı. Tamam tamam biliyorum hadi hadi hadi. Ne oldu şimdi ne geçti eline? Rahatladım hocam. Rahatla o zaman git. Rahatla yani. Bu değil ki senin istediğin şey. Bu mu yani amacın? Sen adamla konuşmak istemiyor musun? Evet. İyi. Göz temasını artırıcı faaliyetler. Bir de suçlayıcı ifadelerden kaçınmak. Suçlayarak göz teması hemen kaçar. Saniyesinde kaçar. Peki göz temasını nasıl artıracaksın erkekle? Onun böyle müsait anında göz temasını uzun tutacaksın. Maçın ortasında gelip göz teması kuralım. Zafer Hoca böyle dedi. Bak hayatım böyle. Ortalık karışır. Sakın ha. Sakın ha. Sakın. Anlatabildim mi? Evet hocam. Şu da göz teması değil. Adam telefona alışmış ya diyelim. Telefona bakıyor. Bir şey okuyor önemli. O sırada hayatım bak konuştum ben. De göz teması. Hadi göz teması. Buradaki göz teması bu değil ya. Yani. Benim kastettiğim temas bu değil. Adam rahat böyle. Güzel çay falan. Karnı şeyler. Doymuş, çayını içmiş. Doymuş değil de doyarken. He. Kan şekeri yükselirken. Göz temasını yakalayın. Tabii, tabii. Göz temasını yakalamanın en kritik tekniği onun sevdiği konuda konuşturmak. Anlayarak, onaylayarak konuşursan açılıyor. Doğru. Bülbül oluyor adam. Bir anlatıyor, bir anlatıyor. Allah'ım. Ama hiç bilmediği hayatım bak çocukların durumunu konuşmak zorundayız. Bir kere bunu böyle göz teması bırak mevzudan da kaçıyor adam. Doğru. Suyuna gitmek. Suyu deme ya. Arkadaş böyle de deyince insanlar diyor ki kadınlar eziliyor. Benim kastettiğim bu değil. Aile bütünlüğünü korumak için. Bak erkeğin çok zorlanarak yaptığı bir şey. Anlatabildim mi? Ne? Göz teması ve sohbet. Bunu sağlamanın yolu adamın sevdiği bir konuda gözünün içine bakarak onaylıya onaylıya dinlersen bir süre sonra kendiliğinden konuşma ihtiyacı tetiklersin. İşte burada işi çözeriz. İletişim. Eşim beni nasıl anlar? Böyle 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 3 ay. 3 aylık bir paket yap. Bunu programlara böl. Uygula. Adamla iletişim dilini çözecek. Seni dinlemenin aslında ona acı çektirmediğini hissederse seni çok dinler. Hocam çok güzel bir yöntem. Çok eyvallah, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere hocam. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz uygulayın mutlaka. Bu seriye devam edeceğiz.